günlükte şöyle bir üçgenimiz vardı. Günlük grafikteyiz. Bu üçgen kırılmamıştı. Dün itibariyle haftalık kapanışta, dün gece 3'te ve günlük kapanışta bu aşağı kırdı. 4 saatliği aldığımızda şu an bu üçgenin alt bandından yukarı çıkmaya çalışıyor. 1 saatlikte de burada şu an bir direnç oluşmuş durumda. Aynı zamanda 1 saatlikte şöyle bir RSI direncimiz var. Onun dışında diğer büyük ölçekli analizlere az sonra geçiyoruz. Bu video Everyday Crypto.net web sitesinin Türkçe Telegram kanalı kullanıcılar için eğitim amaçlıdır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada kullanacağımız indikatörlere, kripto izleme sitelerine ve ücretsiz kripto botlarına, Telegram botlarına bu Education eğitim menüsü altından tıklayıp ulaşabilirsiniz. Şimdi her zamanki gibi şu Quantify Crypto'dan çektiğimiz Bitcoin puanı hala ayı gösteriyor. Bu 70'in üstünde günlerce tutunursa bir yükseliş başlayabiliyor. 90'da da az sonra bahsedeceğimiz büyük MA hareketli ortalamalar kırılabiliyor. Maalesef bayağıdır yok. Uzun süreden beri kırmızı bölgelerde geziyoruz. Şimdi 3 günlük Bitcoin grafiğine baktığımız zaman şurada bir RSI direncimiz vardı. Bu kırıldı. Geri içine girdik bu RSI direncinin. Şurada dikkat ederseniz 3 günlük RSI'ye şu 33 ile 34,5 arasında bir bölge var. Bu 33'leri, 33,5'ları gibi ne zaman kaybedersek şurada şu an bunun desteğindeyiz. Bu aradayız yani. Bunu ne zaman kaybedersek Bitcoin yaklaşık mesela şurada kaybetmişiz. Bu kaybedildikten sonra veya da işte nerede kaybetmişiz? Şurada kaybetmişiz. Birkaç yer var. Bu kaybedildikten sonra %20 ile %60 arası bir düşüş olabiliyor. Şu an 3 günlük mumumuz şunu büyütürsek ne zaman açılmış? Bu gece açılmış. 22-23 gece 3'te kapanacak. Bura şu an destekteyiz RSI'da. Bunu kaybedersek yine bir düşüşler olma ihtimali var. Onun dışında çok uzatmamaya çalışacağım. Şu lookintobitcoin.com'da price forecast tools var. Yani fiyat tahmin tool gibi bir şey. Şu yeşille turuncu renkte olana bakarsak yeşil CVDD, turuncu da balanced price diyor. Yani price dengelenmiş fiyat diyor. Bunlar ne demek? Kısaca bakalım hiç üzerinde çok durmadan. Bu dengelenmiş fiyat. Yani ayı piyasası düşüşlerinde Bitcoin fiyatını on-chain zincir üstü verilerden tahmin etmeye çalışıyor. CVDD dediğimiz diğeri de kümülatif değeri, coin'in günlerce tahrip olduğu kümülatif değeri. Bunu ne için kullanıyorlar? Harcanmamış transaction yani zincirde gönderilen çıktıları belirlemek için kullanılıyor. Buradan bakabilirsiniz. Lookintobitcoin.com'dan bu grafiklere geldiğinizde şu Price Forecast Tools dediğine. Şimdi buna baktığımızda şu an biz şuradayız. Yani şu CVDD yeşil dengelenmiş fiyatta turuncu. Turuncu yeşili aşağı kırmış. Şurada da kırmış dikkat ederseniz. Ne zaman bu? 2018 ayısında. 2000 kaç bura 15'te ayda da yine böyle kırmış. Bir de 2012'de kırmış. Buna dikkat edersek eğer bunları kırdığı zamanlarda şöyle hatta şurada büyütelim. Aşağısına sarkabiliyor. Şurada da 2012'de baktığımızda ikili dip yapmış dikkat ederseniz. Şurada da sarkmış böyle konsolide olmuş yeşilin üstünde. Bu 2018 ayısında da görüldüğü gibi ikili dip yapmış burada aşağı kırdıktan sonra. Şu anda da biz bunun altına kırmadık henüz. Kırma ihtimalimiz var mı? Var. Çünkü bu FTX olayı bir de şu var. Merkez bankaları 2023 yılında Türk lirası da çıkacak. Dijital paralar çıkartacaklar blok zincir üzerinden. Fakat bunlar merkeziyetsiz değil, merkeziyetli olacaklar. Bunun önünde de kripto bir engel. Dijital euro, dijital lira, dijital dolar gibi. Bu yüzden de bu sadece bir tahmin, gerçeklik payını bilmiyoruz. Kriptolarda bir düşüş olabilir bu yüzden. Şimdi buraya baktığımız zaman şurada sırasıyla şu yeşil 100 günlük,
Turkuaz 200 günlük, sarı 300 günlük, kırmızı da 4, pardon, haftalık 400, 100, 200, 300, 400 haftalık MA, yani hareketli ortalamalar. Şu an bizim için en büyük direnç şu 300 haftalık MA, moving average, hareketli ortalama 18.050, 18.000'lere denk geliyor. Destek de şu 13.600'lere denk gelen, şu hatta biraz daha yukarı yapılabilir şu. Şuralara denk gelen 13.600 civarına denk gelen 400 haftalık hareketli ortalama. Onun dışında her zaman söylediğimiz gibi şu 21 haftalık EMA, Exponential Moving Average, üstsel hareketli ortalama şu an 21.000'de. Bunun üstü ayı, altı ayı piyasasıdır, üstü boğa piyasasıdır. Bunun altında olduğumuz için ayı piyasası, hem de ayı sezonundayız ve de haftalıkta cluster algoritm aşağı kırmış durumda. Şu kırmızı 80 haftalık Hull MA Moving Average, Hull hareketli ortalaması, bu hareketli ortalamadaki gecikmeleri kaldırıyor. Mavi de 50 haftalık. Bunu daha önce bahsetmiştik. Ne zaman bu mavinin altına düşerse haftalık kapanışta, bunu günlükte de yapabilirsiniz, herhangi bir coin düşüş başlıyor kapatmada. Ne zaman da şu kırmızının, yani 80 haftalık Hull hareketli ortalamasının üzerine çıkarsa, yaparsa bir yükseliş başlıyor. Şu an mavi 50 haftalık Hull hareketli ortalaması kırmızıyı yukarı kırmış durumda değil. Şöyle bir kırma olabilir mi? Ona bakacağız. Az sonra diğer verilere de bakacağız. Onun dışında 8 günlük MA günlükte şu yeşil olan, şu Bollinger bandını kapatalım hatta. Bunu kıramıyoruz uzun süreden beri. En son 5 Kasım'da kırmış, geri altına inmiş. Bunu yukarı kıramıyoruz. Kısa vade için bu bakılabilir. Onun dışında şöyle haftalık kapatmayı zaten kırmızı yaptık. Haftalık grafiğe geldiğimizde cluster algoritm aşağı kırmış durumda. Haftalık Bollinger bandının da dibindeyiz. Eğer ki bir aşağı sarkma olursa destek 13.893 civarı. Şurada söylediğimiz 400 haftalık MA hareketli ortalama da yaklaşık 13.600'lere geliyordu. Buralara inme ihtimali var mı? Var. Yani bir konsolidasyon sürecek hala. Çok fazla uzatmamaya çalışacağım. Şimdi bir de bu bizim şeyde var. Aylık grafikteyiz, monthly. Şurada görüldüğü gibi ben ne zaman stoptan, ama spottan almayı düşünürüm diye, en az riskli alırız diye düşünürseniz şunu bekleyebilirsiniz. Şu Heikin Ashi mumları, bu Heikin Ashi RSI Oscillator web sitesinde var. Harshi diye kısaltılmış. Şu maviyle kırmızımsı olan turu şey stok RSI, sarı olan normal RSI, aylık grafikteyiz. Şunlar da Heikin Ashi mumları. Bu mumlardan farklı, YouTube'da arayıp bakabilirsiniz ne olduğunu. Bakın şurada bu 2018 ayısında aylıkta Heikin Ashi mumu bir yeşil yakmış. Bundan sonra yavaş yavaş stok RSI da burada olduğu gibi dipteymiş, toparlanma başlamış. Bunun aylık kapanışta yeşil yakmasını beklemek garantili olabilir. Veya da daha garanti istiyorsak eğer, ne yapabiliriz? Şu 21 haftalık EMA, üstsel hareketli ortalamanın üstünde, 21.000 üstünde haftalık gece 3'te, pazar gece 3'te kapanış bekleyebiliriz veya her ikisinin de olmasını bekleyebiliriz garanti için. Çünkü piyasalar olmadık bir durum halinde. On balance volume oscillator haftalıkta aşağılarda ama dibe doğru sararmış değil. Pardon, aylıkta. Haftalıkta baktığımızda on balance volume oscillator haftalıkta tepeye sarardı. Ekim'in sonunda şu an aşağı doğru gidiyor. Stok RSI'de hala dibe, şurada olduğu gibi gelmedi. Aşağı doğru gidiyor. Günlükte baktığımız zaman stop RSI kalkmaya çalışıyordu fakat geri aşağı iniyor. Ortalardayız on balance volume oscillator'da. 4 saatlikte bayağı bir sararmış. Buradan bir tepki aldı. Saatlikte de şu anda görüldüğü üzere tepedeyiz. 16.100'lerde direnç. Stok RSI hala tepede değil. Bu birazcık daha çıkabilir. MACD de yukarı kırmış. Şu an durumlar iyi görünmüyor. Bugün bahsedebileceğimiz şeyler bunlar. Bu kanalın veya kripto botlarının
adreslerinde, web sitesinde videonun altına koyuyoruz.